Adam burada attı, Denedi attı o ayrı. Bunlar başka şeyler yani futbol değil bu. Futbolun ötesinde bir şeyler var. Ama disiplinli bir Beşiktaş vardı. Trabzon'da aldı, Beşiktaş da almadı. Sergen Hoca takımını iyi hazırlamış. Şimdi bir şey sorayım ben sana. Mesela bu tür fikri takipler önemlidir. Sergen Hoca geçen hafta bir toplantı yaptı. Ne dedi bize, hepimize? Lens, lens diyorsunuz dedi. Ben evet. lensi daha önce de sahabe oynattım dedi, değil mi? Yani tezini savundu değil mi oynatma? E Trabzon'da niye oynatmadı? Trabzon maçta niye Necip sağ bekti? Demek ki Lens'in antrenmanlardaki performansından Tabii, artık şehir, hiç hiç memnun değil. Çevir gazı yanmasın. <laughs> Biz 10. dakikada dedik ki Necip çık, oraya gelir. Şey çıkar, lens çıkar. Necip da. de çok iyi bir performans sergiledi. Ya Necip ben şunu söylüyorum. Herkes böyle kızar eder falan. Necip Messi değil, Messi parası da almıyor Necip. Necip Liverpool maçı stoper oynadı. Sağın en istedi. Görev adamıdır Recep. Senin yamadır Recep yani yama. Plastik patlar yama yaparsın seni lastikçiye kadar götürür. Peki. Dolayısıyla yani armutlarla elmaları ayrı sepete Hayır. koyup doğru değerlendirmek lazım. Turgay abi çok fazla görüş var. Özellikle ilk haftanın nasıl geçtiğine dair bizlere yazıyorsunuz. Hemen dile getirelim. Mesut Hacı Salihoğlu demiş ki ligin en hazır takımı Galatasaray. İlk hafta itibariyle en hazırlıksız görünen takımlarsa Beşiktaş ve Trabzonspor'dur. Ciddi eksikleri var. Umarım en kısa sürede gerekli takviyeleri yaparlar demiş Mesut Bey, Turgay abi. Şartlara göre Beşiktaş hazır takım değil diyemem. Şartlara göre hazır. Bana göre şartlara göre en hazır takımlardan bir. Ama Galatasaray'ın e, ligin ilk haftasında en iyi başlığı ben burada bas bas bağırdım bir hafta boyunca. Özellikle dörtlü belli olunca, yani berandasız bir hı hı. dörtlü. Dedim ki 4-5 gol atarlar. Galatasaray dedik ki ön tarafı hazır, arkası hazır. Ortaya iki tane direkt bulacak. Bu kadar basit. Hazır bir takım. Bu çok normal. Galatasaray bu ne kadar sürdüreceğini tartışmamız lazım. O da zaman içinde yapılacak bir tartışma. Ama lige böyle başlamalı. Çok normal. Galatasaray geçen sene Covid sonrasındaki düşüşü çıkar. En hazır takımdı zaten. En kaliteli takımdı. Kadro derinliği en iyi olan takımdı neredeyse her bölgede biraz bir alternatif hatta bir de bazı bölgelerde bir de hani ağır rotasyon oyuncusu var yani bir sakatlık bir cezalı durumunu oynatacak bir rotasyon oyuncusu vardı. Örneğin Sabek, Mariano, Lines, şeyler vardı. Şimdi böyle bir takım üzerine Arda gibi öyle ya da böyle kaliteli bir kumaşı maç eksiğine rağmen koyduğu zaman e daha kötü olmaması lazım, daha iyi olması lazım. Galatasaray benim beklediğim gibi başladı. Dolayısıyla Trabzon burada ağır düşüşte. Yani Trabzon'u ben şorlotla ya da Transel'le ya da işte başka birinin açıklayacak kadar rahat değilim. Yani niye değilim? Şimdi Charlotte'un yokluğunun seni ön taraftan nasıl etkilediğini biliyoruz. Onu tamir edebiliriz. Pozisyona giremezsin. Stoperler, rakibin stopeleri öne çok rahat çıkarlar. Sen orada baskı uygulayamazsın. Senin arkada Charlotte'la Ekuban'ın birlikte anlaşmaları göz, göz ucunda görüp ki geçen gün Şorlot Norveç maçında da aynı şey söylüyor. gözucumla Göz bakıp görüyorum. Ekuban'la da öyleydiler. Onların bu ilişkisi bütün savunma dörtlüsünü yerine çakılı bırakıyor. Aman çıkmayalım diye. Bu senin için bir dezavantaj. Tamam. Ama senin Şorlot'la açıklanmayacak bir eksin var. Top yüzde sende. Sıfır pozisyon. Bir duran topu saymazsak sıfır şut. Bunun Şorlot'la Trabzon sen Ahmet dememekti, top sende değil. Alakası yoktur. E, Trabzon dolayısıyla moralman ve Trabzon'un ben hani başında daha böyle umutsuzluk yaratmak istemem, tartışmaya da açmak istemem. Fakat Trabzon'un ciddi bir hoca sorunu olacak gibi görünüyor. Giuliano Depula Lakaplı izleyenimiz demiş ki ilk haftada hazır olan takımlar Galatasaray, Göztepe ve Alanya. Hazır olmayan takımlar Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve kazanmasına rağmen Beşiktaş ifadelerini kullanmış. Şimdi dün akşamki karşılaşma Medipol Başakşehir'in Hatay Spor aldığın, karşısındaki aldığı Yenilgi 2-0'lık yenilgi. Hemen Milliyet Gazetesi'nin 19. sayfasını da ekranlara getirelim. Süper Lig'de ilk kez boy gösteren Hatay Spor'a konuk olan Midipor Başakşehir sezonu hayal kırıklığıyla başladı. Maç sonunda Okan Hoca Hatay Spor'un çok güzel savunma yaptığını, çok derslerine iyi çalıştıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini de söyledi Okan Hoca. Ama geride bıraktığımız sezonun şampiyonunun mağlubiyetle başlaması tabii kayıp şampiyon başlığını hak etmiş Turgay abi. Şimdi bu hafta bütün maçları izledim. Bazılarının dönüşümlü ama izledim. Bana göre şu anda ligin en azı iki takımı. Biri Hatay Spor, biri Galatasaray. Ama ben bir, bire Atay'ı koyarım. Şartlar gereği. Geldiği yere bakarsan, kadro maliyetine bakarsan, tecrübe olayına bakarsan, orada ee, Ömer Erdoğan mıydı? Ömer Hoca galiba var. Evet. Ömer Erdoğan eski Galatasaraylı, eski Bursa Sporlu Ömer Erdoğan var. Kutluyorum. Ben dün Atatürk'ü çok beğendim. Bu ilk hafta hepimizi yanıltır. Bazı takımlar, geçen sene Gaziantep'in şöyle düşüneyim. Evet, başladı başladı. Ben o gün yayınım var dedim ki... şu ...Şumidika takımlarını sakın küçümsemeyin, yarın düzelir. İki hafta sonra Beşiktaş 3-1 yendi. Yani bu ilk hafta bazı takımlar, özellikle alttan gelen takımlar çok iyi motive olurlar. Hı hı. İlk heyecan, ilk golü ben atayım, ilk puanı ben aldırayım işte ilk bilmem ne yapayım falan. Yani alttan gelen takım Karagümrük'te de o motivasyon var. 35 sene sonra Karagümrük'ün tarihine geçeceksin. Atacağın bir golle geçiyorsun. Tarih edecek ki biz 35 sene sonra çıktığımızda ilk golümüzü falanca atmıştık. Ya yani bunlar iyi motivasyonlar. Ama arkadaşlar lig çok uzun. Bu taşımak için sağlam bir kad teknik kadro lazım. Sağlam bir takımsal takım kadrosu lazım. Sağlam bir ekonomik tablo lazım. Evet. Yani dolayısıyla Üç gün sonra iki tane takımda futbolcular maaşlarını alamaz. iki yabancı kaçar. Tepe taklak gider. Bu manzaralar aldanmayın. Bunlar sanal. Hani ben Edirne'liyim. 40 Pınar'da bir laf vardır. Der ki alta düştüm diye yerinme. Üste çıktım diye sevinme. Daha bu ligin başı. Burada en alta da düşersin. En üste de çıkarsın. Ama üstte kim kalacak? Altta kim kalacak? Belli olmaz. 40 hafta var daha yani. Peki. Ee, yine birebir futbol etiketiyle Ozan Bey demiş ki abi Fenerbahçe nokta transferler yaptı. Bir de güzel forvet gelirse tadınma, tadından yenmez değil mi demiş Ozan abi, Bey. Aynen katılıyorum. Ee, akşam gazetesine şimdi spor sayfasını ekranlara getirelim. Akşam gazetesi Fener'in yeni golcüsü Zeluiz demiş. Detayına bakalım hemen. Sarı lacivertler Vedat'ın yerine Porto'nun tecrübeli yıldızını getiriyor. Santpor mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Zelluiz için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil burunlu oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Portekiz basını da transfer girişimlerini doğruladı. Görüşmeler olumlu yönde. Beşiktaş'ın da gündemindeydi ama belki de orada yine bir bütçe konusunda Beşiktaş bu transferi ertelemiş olabilir. Bir de artık Kalinic'e çevirdi tamamen rotasını Beşiktaş. Fenerbahçe'de Zeluiz gelirse artık o zincir tamamlanmış olur mu? Transferin yıldızı olmaya devam eder mi? Şimdi Zeluiz bana göre Beşiktaş'ın gündemindeyken de bunu söylemiştim. Gelme ihtimali yok denince kadar az bir oyuncu. Keşke gelse demiştim. Şimdi Fenerbahçe'nin elindeki mali imkanları şu anda Vedat'ın da satılmasından sonra bankalarla yapılan anlaşmanın ardından arttı. Yani Fenerbahçe alabilir. Ama alırsa e, ligde bütün dengeleri değiştirecek bir oyuncu. Falcao ile beraber bugün en büyük iki golcüsü gelmiş hı hı. olur. Falcao'nun bir sakatlık durumu, evet. bir tereddütü var en azından. Zelius için şu anda öyle bir şey yok. Dolayısıyla Fenerbahçe o zaman moral olarak değil, sahadaki görüntü anlamında, kalite anlamında da çok öne geçer. O zaman o işte Hani o sene bu senemiz sorusunun cevabını daha rahat verecek hale gelebilir yani Fenerbahçe taraftarı. Kan Birbey demiş ki Furkan demiş ki ilk haftadaki en zorlu rakiplerle çarpışan ve kazanan kulüpler en hazır takımlardır. Bakınız Fenerbahçe, Rize, Hatay, Başakşehir ilerleyen haftalarda göreceksiniz Hatay ve Rize diğer takımları çok zorlayacaktır demiş. Bu mantıkla düşünürsek eğer... E, Evet, Fenerbahçe Rize, Rize de Fenerbahçe'ye karşı çok büyük direnç gösterdi. Aynı şekilde e, Başakşehir zorlu bir rakipti ama Hataylı Rize'yi çok konuşuruz gibi duruyor Turgay abi, katılır mısın? Şimdi Hatay'ın geçen seneki maçlarından bazılarını izlemiştim. Genel görüntüsü devam ediyor. Orada bir istikrar var. Rize için e, orada Şiko'da diye bir golcü var. Biz Cuma gün Kerem Şiko'da bir tane evet. atar dedik yani atar. Çünkü o adam o yaşa kadar nasıl bu kadar yer altında kalmış onu bilmiyorum. Madenci falan mıydı adam? Yani da... bugün günümüz bugünkü futbolda her takımın ihtiyacı olan ama hiçbir takımda olmayan bir stop santopor tipi. Vedat ona benzer bir tip. Yani eski Van Basten tipinde, eski ya da iyi bir e, Van Pursy tipinde uzun boylu, sırtı dönük oynayan, ayağına havadan yerden etkili ama ayağı kepçe gibi Çerçeveyi bulan bir adam. Bu adam işte 32-33 yaşına bildiğim kadarıyla bugüne kadar nasıl böyle sessiz bir derinden gitmiş, kimse görememiş. Yani şu adamı 20 yaşında doğru düzgün bir kulüp keşfedip